Dostlarım, sevgiler, selamlar, saygılar. Müthiş bir perşembe akşamından saatin 20.12'sinden hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün bir challenge yapıp 15 dakikaya bir videomuzu sığdırabilir miyiz? Bir deneyelim mi? Hadi bakalım, hemen başlıyoruz. Avro uygulamasını biliyorsunuz. Ne oldu bu ekran karardı ya? 5500'lü en son aldık. Hayvan gibi jeneratör ya. Görüyor musunuz? Çatır çatır çalışıyor. Tabii şu an AVR'nin değerinin 0.50'nin altında olması nedeniyle biraz kesintiler fazla. Ama bu uzun vadeli. Geleceğe yapılmış bir yatırım. Gözden çıkarmış olduğumuz bir yatırım arkadaşlar. Bütün uygulamalarda varız. Hepsinde yokuz tabii. Güvendiklerimizden veya ne bileyim. Kimisi çok kazandırıyor, çok riskli. Kimisi az kazandırıyor ama daha güvenilir gibi bir risk paylaşımı yaparak ilerliyoruz. Başka 4 tane jeneratörümüz var. Şu hayvancığımızın seviyesini yükseltiyoruz. Bu 10. seviyede şu an arkadaşlar. Bunu 15'e taşıyacağız. Hatta şu an bir 20. seviye muhabbeti çıktı. Zaten paralarımızı harcamıyoruz. Burada boş boş durmasın diyerekten seviye yükseltmelerde kullanıyoruz. Aurora'nın tokeninin L-Bank'ta listelenmiş olduğunu biliyorsunuz. L-Bank'a kayıtlı değilseniz kayıt olabilirsiniz. Aurora'yı hiç bilmiyorsanız uzun uzun anlattığımız videolar var. Kayıtlı değilseniz Play Store'dan, Apple Store'dan indiriyorsunuz. Bak bunlar önemli. Uygulama şeylerinde, pro platformlarında uygulama var, indirilebiliyor. İndirdikten sonra bir kod istiyor. Kodumuzu girin. Çekilişlerimiz var. En son ne yapmıştık biz bunda? Şu 5500'ü alınca bir çekiliş başlatmıştık değil mi? Ne veriyorduk? Bir tane robot hayvancığımızdan veriyorduk. Hangisi o? Ya bu Twitter'dan bakın işte dostlar bir. Şu muydu? Ha, burada sıralamaya girmiş ablanız gördüğünüz gibi. İlk sırayı postmodern 10 tane jeneratör falan filan. Nerede oğlum bizim şu 55'lik miniyi bir kere de bize verin ya. Bazı arkadaşlarımız diyor abi bize hiç çıkmıyor diyor. Bize çıkıyor mu kardeşim bak. O kadar size 5-6 tane kazandırdık bize de bile çıkmıyor. Gerçi biz çekilişe katılmıyoruz da bu sıralamalardan falan. Hep kendim böyle birinci görüyorum ama hiç kazanamıyorum nedense. Hadi bakalım. Neyse dostlar siz Twitter'dan takip edin. Oradan da o tweet'i bulun. Ha şu mu? Yo. Şey yapın işte bir tane robot vereceğiz. Tweet'i beğenin retweet edin falan filan. Bulacaksınız Twitter'a girince. Tamam. Başka? Aurora'da zaten 2 dakika ayırmış olduk. Çok bile ayırdık. 15 dakikaya nasıl sığacak oğlum bu video? Başka ne söyleyecektik ya? Söyleyeceğimiz şeyler vardı Aurora'da. Bilmiyorum ki işte L-Bank'ta listelendiğini biliyorsunuz. Geçen orada bir fiyat krizi oldu gibi. Ama olabiliyor. Orada ben şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. 0.35'lere bir düştüğü bir yer var. Bir takipçimizin yine bir arkadaşımızın yazmasıyla ben de fark ettim. Hatta oradan alım yapmış kendisi. Ben yetiştiremedim ama oradan da 0.35'ten alınıp 0.47'den satılabildi demek ki. Şöyle piyasa emri ve limit emri var biliyorsunuz. L-Bank'ta AVR'nin çok hacmi yoksa adam da piyasadan satış emri verdiyse satmıştır bulamamıştır. Satmıştır 47'den bulamadı. 45'ten 40'tan bulamadı. Bulamadıkça aşağı indi. 35 liraya kadar inmiştir. Oradan alanlar da almıştır. Yapacak bir şey yok. Ama Metamask'ta PancakeSwap'ta değeri olduğu gibi duruyordu. Demek ki böyle fırsatlar da olabiliyor. Neyse. Tamam o zaman geçiyorum. Aurora'yı ancak bu kadar geçersek şey yapabiliriz arkadaşlar. 15 dakikaya böyle sığdıracağız. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Geçtim Aurora'yı. Çekilişe katılmayı unutmayın dedik. Vulcan hayvancığı. Vulcan'da bir gelişmeler vardı. Neydi ya? Zaten Vulcan kendisi sadece yarım saatlik video yapıyor. Hızlı bir şekilde nasıl gidebiliriz bakalım. Fiyatlar düşüyor. Benim param oldukça yapıştırıyorum gitsin arkadaşlar. 2000 altında gördüğüm Vulcan'ı 10. levelleri ben alıyorum. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Belki daha da mı düşer? Bak, ya bakalım şimdi. Düşerse düşer. Ben o riski göze alıyorum. 1950'lerden hatta video yaptım 1990'lardan falan mı aldık? Oo 1920'ye düşmüş. Param varsa hemen alayım mı bir tane? Dur bakayım bu kaç kere doğurtulmuş? Bir kere. Alıyorum bunu ben param varsa. Var mı paramız? Birden yüklenmeyeceğim. Baktım 1920'ye bence ucuz. Tamam. Şimdi hem fiyatı yükseltmeyeceğim hem de bakacağım. Bu belki 1800'e düşerse bir tane de oradan bir tane de oradan. Böyle böyle bak ben 1900 küsürlerden aldım. 2100'lerden aldım. 2200'lerden aldım. 500'lerden aldım. Ta ilk zamanlar hatırlıyor musunuz? 2800-2900'lerden almıştık. Bizim ortalamamız düştü. 2200'lere, 2100'lere belki. Bu işler böyle arkadaşlar. Öyle ben aldıydım 2800'den. Bekliyorum bekliyorum. Ortalaman kalır orada. Bazen düşükten alacağım. Bazen yukarıdan satacağım. Bir şeyler yapacağım. Level 6'lar da ucuzlamıştır o zaman. Hemen bir bakıverelim. İyi ya. Böyle çok hızlı gidersek 15 dakikada bitiririz biz bu videoları. Arada bir uzun video yaparız. Böyle kısa kısa yapalım ya. Bu nedir ya? Zaman zaman. Zaman is money. Time is money miydi? Neydi öyle bir şey? 550. Var mı lan paramız? Yapıştır. Paramız yokmuş ya. Kaç paramız varmış? Bu zaten oraya anca yeter. Bazen risk alacaksın arkadaş. Düştü alacaksın. Daha da düşer mi? Düşer belki ama düşmezse 550 bunun maliyeti olamaz. 600 bunun maliyeti en az. Adam korktuğundan satıyor. Bir süre sonra bunlar ne olacak? Çoğaltacak, moğaltacak. Adam 550'ye aldı. Satacak yükseldiğince 650 olunca satacak.
Vulcan dolar bazında değeri belki düştüğü için öyle adam yüksek satacak. Sen o zaman satacaksın. Vulcan'ın değerinin yükselmesini bekleyeceksin. Tamam, taktik çok. Evet, bizim şimdi kaç tane oldu? Onu da aldık. Yine mülteci kampı gibi oldu. Şu en son ne zaman yaptık? Dün video yapmadık. Şu düellolarda arkadaşlar biz dikkat etmemişiz. Bilmiyorum siz etmiş miydiniz? Buradaki düello sayısı mesela 50, 150 bir de 350 diyor ya. Onların her biri ayrı ayrıymış. Mesela 50'yi yaptıktan sonra 150 bir tane daha varmış. Ve 350 bir daha yine sıfırlanıyormuş yani. Biraz fazla gibi geldi bana. Birazcık durdurdum bu düello modunu. Bakalım. İleride belki tekrar yapabilirim. En alt seviyedeki elemanlarım benim onu yapmaya fazla fazla yatıyor. Fazla çilek harcamadan yapabilirim. Enerjilerimiz de dolmak üzere. Bayağı bir hayvanımız var burada. 10 çilek harcayarak bu görevleri yapabiliriz ama kutudan da böyle bir şeyler çıkar mı? Mesela ben birinci gün kutusunu açtım. Onu size göstereyim diye saklıyordum hep böyle. Yanlışlıkla elim dokuldu, açıldı falan. Zaten orada çok bir şey vaat etmiyor ama 3-5 çilek, birkaç Vulcan falan filan öyle bir şeyler çıktı. 150 günün kutusunda belki bir şeyler çıkabilir. Artık loot box ihtimalleri falan geliyor. Ama mesela şuradan mı görüyorduk onları? İkinci günün kutusu yani %4 oranında loot box 15-250 Vulcan arası verebilirim diyor. 25-1000 Vulcan arası verebilirim ve lootbox olanı %10'a çıktı diyor. Bakalım şu an tam yapma noktasında değilim. Bir karar verebilirim onunla ilgili. Normal yarışlara devam ediyorum. Marketten ucuz buldukça alıyorum. Bazen fiyatlar yükselirse satıyorum. Bu şekilde Vulcan'da devam ediyoruz. Başka bir güncellemeler mi vardı? Vulcan'da bir şeyler var mıydı ya? Gruplara bakmadık. Neredeydi o? Bu Vulcan'la ilgili bir duyuru, evet aklımda kalmış o, dün müydü paylaştılar bunu. Çok önemli bir duyuru diyor. Şimdiye kadar yaptığımız en önemli hareket diyor. Burada önemli bir şey olacak arkadaşlar. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Sanırım stakinglerle ilgili bir şeyler gibi anladım ben. Tam burada neyin oylanacağından bahsetmiyor ama burada oy kullanılacağı, bak mesela ranklar kullanacağınız oyu bile etkiliyor ve bu oylar sonucunda da bir şeye karar vereceğiz ama bu çok önemli falan diyorlar. Benim anladığım ama emin değilim. Sanki böyle stakinglerin zamanı bitiyor da işte onu bir daha uzatalım mı gibi falan mı bir şey olacak? Ya da ne bileyim o kilitli olanları yeniden bir kilitleyelim mi? Bir şeyler gibi öyle bir şeyler anlaşılıyor. Buna göre diyor yeni oyunun gidişatı çok değişecek. Güncellemeler onlara göre gelecek falan filan. Bayağı önemli bir şeyler olacak. Önümüzdeki hafta olacak yalnız bu. Bir takip edelim bakalım neymiş. Bizim de oy kullanma hakkımız var. Pozitif mi negatif mi neyse artık seçenekler. Hangi oyu kullanmamız gerektiği konusunda da bir fikir alışverişi yaparaktan ilerleyelim. Bir şeyler olacak. Zaten bu şu tweetten bu paylaşımdan sonra birazcık böyle insanlar bir korku havası oluştu sanki. Niye gerek vardı böyle bir ön bildirime bilmiyorum. O gün yayınlardın falan filan. Şu an o 1920'lere düşmüş bakın. Bence bundan biraz etkilendi. Ne oluyor lan bu zamana kadar ki en önemli güncellemedir, carttır curttur falan dediniz. Adamları korkuttunuz. Önemli değil, bazen düşerken alacaksın. Bazen daha da düşer mi? Düşerse batarsın gitsin oğlum ne olacak? O riski alman gerekiyor. Ya da alma sen bilirsin, ben bazen alıyorum. Tamam, bunu önemsiyoruz ama bununla ilgili bir şey yok. Neyi oylayacaklar da belli değil. Sadece satır aralarından bu staking mi taking tokenin şeyiyle ilgili falan işte böyle ne kadar dolaşımda olduğuyla ilgili, yakınlığıyla ilgili falan gibi anlaşılıyor. Ben öyle anladım ya da. Evet, başka? İşte duello modunun geldiğinden, duellolarda sandıkların açılacağından falan. Biraz fazla benim zamanımı alacak gibi, beni oyalayacak gibi gözüküyor. O yüzden hani 150 de az değil yani. Bayağı bir koşturman lazım. Hadi onu da yaptın. Doğru düzgün bir şey çıkmadı. Ulan bir de 350 daha yapalım dersen bayağı bir zaman geçecek. Bilmiyorum. Şu an çok o kafada değilim. Ben doğurtmalar yaptırmayı düşünüyorum. Şu Vulcan'ın fiyatları birazcık artarsa elemanların 550'lerden aldık. 570'lerden 7. seviyeleri aldık. Şimdi onlar biraz artarsa doğurtup doğurtup basacağız gitsin. Böyle olur yani. Bu oyun başka türlü olmaz. Çarkımızı çeviriyoruz. Adam gibi bir şey çıkmıyor. Günlük görevlere bir bakarız artık. Bugün hızlı videosuna onu sığdıramayız. 10 dakika oldu. Hemen geçiyorum o zaman Vulcan'ı. Vulcan'ın şeyi ne? Fiyatı ne? Ona bir bakalım. En son piyasalara bakarız ama şöyle hızlıca bir bakıverirsek. 0027. Vulcan iyi gidiyor. Biraz toparladı. O düşüşlerden fazla etkileme. Eski Vulcan tadına geliyor. Bence ilerleyen zamanlarda 03'e doğru gidebilir diye düşünüyorum. Tamam geç. Diğerlerine sonra bakarız. Başka? Legend of Constellation. Ha, bunun videosunu ne zaman yaptık? Bugün mü yaptık? Niye bugün bana çok uzun gibi geldi ya? Yatıyorsun kalkıyorsun bitmiyor, vakit geçmiyor falan. Bu oyunu bilmiyorsanız bu şu ana kadar tabii devam ederse bu şekilde oynadığımız oyunlar içerisinde en hızlı kazandıran, en çok kazandıran, en az zahmetli kazandıran en güzel çalışanlardan hani takılır makılır bazen uygulama falan. Hiç mi sorun olmaz? Hiç sorun olmadı. Gerçekten güzel uygulama.
Burada beni tek ürküten şeylerden birisi çok fazla kazandırıyor olması. Hani iyi bir şey ama insanı da ürkütüyor bir yandan. 2 ayda 50 günde amorti ediyor paranı. 1500 dolarlık karakteri aldık. O videomuzu izlemediyseniz onun çekilişi de var. Hemen gösterivereyim. Twitter'dan takip etmeniz lazım arkadaşlar. Benim kanalımla ilgili, çekilişlerimle ilgili bilgi almak istiyorsan, kazanmak istiyorsan, ne yaptığımızı görmek istiyorsan Twitter'da çünkü her şeyi başlıyor. Şurada bir sohbet muhabbeti yapmıştık. Onu az sonra bahsederim. Bak burada aldığım karakterin %5'ini bana geri veriyor direkt. 1500'ün kaç oluyor? 75 oluyor ama ben 500'ün oyun içinden kazandım. 1000 dolar attığım için 50 dolar hemen geri aldım. Burada bakın. Onu paylaşmışız. Evet. 7 dolarlık çekiliş ama sen hiç bir karakter almamış birisiysen, oyuna yeni giren birisiysen bu 7 dolarla şuradan hemen göstereyim. Şuradan gelip şu Cassiopeia'yı aldığın zaman bakın. Kaç? 13.44 dolar kazandırıyor. 1.2 dolar da oyun kendisi veriyor. Kaç para oldu senin para? Oldu 15 dolar. Tamam mı? Aslında bizim ödülümüz 7 dolar değil, 15 dolar gibi düşünebilirsiniz. Ha, öncesinde bu karakteri aldıysan bir daha alamıyorsun ama en azından 7 dolar alırsın. Çekersin, başka karakter alırsın. Ne yapıyorsan yaparsın. Katılması çok kolay. Uygulamayı bizim linkimizden, o videoda zaten anlattım detayları. O tweet'e gittiğiniz zaman videoyu bir izleyin. Açıklamalarında linkimiz var. Hatta şuraya da attım mı? Telegram grubumuz da var. Oyun kayıt linkimiz de var. Oyuna kayıt oluyorsun. Bir, indiriyorsun. ID numaram var oyun içerisinde. Onu yazıyorsun. Üç arkadaşını etiketliyorsun. Telegram grubumuza da katılıyorsun. Al sana cillop gibi. Bir 7 dolar şansı. Bence güzel bir para yani baktığın zaman. 7 dolar hiçbir şey yapmıyorsun. Sonra bir de o karakteri de almadıysan 15 dolarlık bir ödül aslında bu. Biz burada ne yaptık peki? 1500 dolarlık karakterimizi aldık. Hangi hayvan o diyeceksiniz. Şu hayvanın Cassiopeia ablamızın 10 yıldızına ulaştık arkadaşlar. 100, kaç lan bu? 115 bin lira değil herhalde. Öyle mi gerçekten? 6 bin lira yapıyor. Doğru. Gerçekten biz bu uygulama ömrümüz varsa, yaşarsa, uygulamanın da ömrü varsa 6 ay sonunda biz bundan 115 bin lira kazanacakmışız. 30 bin lira yatırdık. 1550 dolar yatırdık. Bütün detayları o videoda anlattım. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Telegram grubunda katıldığınız zaman şuradan medyaya tıkladığınız zaman şuradaki şu 500'lük var ya, 5 yıldızlı 500'lük. İşte onu aldık. Değerlerini anlattık. Ne kadar kazandığını anlattık. Çekilişi anlattık. Anlattık oğlu anlattık. Evet bakalım artık. Şeyi soruyordunuz, para çekme olayını soran arkadaşlar vardı. Bu karakteri de alalım da dedim, ondan sonra çekmeye başlarız. Hafta sonu araya giriyor, pazartesi salı, artık böyle 2 güne bir 50 doların üstünde çekmeye dikkat edin. En az kesinti o zaman oluyor, %2 kesiyor. Onun altında %5 mi kesiyor, öyle bir şey kesiyor. Ben hiç o rakamlarda çekmedim zaten, boşuna paranız gitmesin. 50 doların üstünde çekin. Tabi bütçe yatırdıysan, 15 dolar varsa ve yatırmayı düşünmüyorsan artık kesinti mesinti alacaksın onu, tamam mı? Grupta bunları anlatıyoruz, gruba katılabilirsiniz. Şimdi grupta şöyle bir şey yaptık bugün. Çok vakitsiz oldu biliyorum. Çok hızlı karar verdik ve yazdık. Belki kiminiz bunu görmedi. Belki videoda göreceksiniz falan ama kaç dakikamız oldu? 13. 2 dakikaya hemen sığdırıyorum olayı. Olayın özeti şuydu. Böyle sesli sohbetler yapın da takipçilerimize ödül verelim dediler. Siz de hep soruyorsunuz. Abi bu yonca muhabbeti nasıl oluyor? İnsanlar etkinlik yapıyormuş da konuşuyormuş falan filan. Biz de yapalım dedik kardeşlerim. Hadi sizin için. Bak benim biliyorsunuz pek sevmiyorum böyle zamanlı planlı şeyleri. Konuşmayı da çok sevmiyorum zaten. Ama hani arkadaşlarımıza bir şeyler kazandıralım diye. Bunun bir şartı varmış. 20 kişi katılacakmış en az. Sonra o günün konusu olacakmış. Haftada iki kez bunu yaparsak. O günün konusuyla ilgili özet bir en sonunda grupta yorum yapıyormuşsun burada. Ve yorumlardan en çok beğenenlere beğenilen, yine siz beğeniyorsunuz tabii. Ödül veriyormuşuz, tamam. Ödülü bu şekilde vereceğiz. Bakalım ilerleyen günlerde 20 kişiyi toplarsak bir daha birkaç deneme yaparız. Baktık olmuyor. Kimse gelmezse de yapmayız. Bana çok bir şey yok. Size ödül... Tamam. Şimdi başka burada söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. O karakterle artık onu da aldıktan sonra bizim kazancımız 50 dolar oldu arkadaşlar günlük. Belki bu videoyu ilk defa izliyorsan, ya 50 dolar da yok abi o kadar çoktur diyorsan, geçmiş videolarımıza bak. Her gün bu uygulamaların videosunu yapıyoruz ve kanıtlı yani. İzleyebilirsin. Bundan sonraki videolarımızı izleyebilirsin. 50 dolar çekişlerimizi izleyebilirsin. Hatta biz bu kazancımız gelmiş olması gerekmiyor muydu? 44 dakika sonra varmış. 44. Nerede o? Yeni aldığımızdan 16 saati varmış. 10 saati. Biraz saatler dalgalandı ama ben büyük ihtimalle bunu unuturum bir gün. Hepsini birden aldığımız zaman artık bir günde bir 50 dolar çekeriz. İnanmayanlar da görür kardeşler. Tamam. Bu Telegram grubunu birazcık ödül almanız için hareketlendirmemiz gerekecek. Yine burada bir etkinlik yapmıştık. Bayağı da söyleyecek çok şeyimiz varmış. Ya 15 dakika geliyor hadi.
Cumartesi akşamına kadar artık olmaz herhalde. Kaç kişi varmış ki burada? 120 kişiye ulaşırsak dedik, 92 kişi var. Her katılan her kişiye, bizim kayıt linkimize katılan herkese 2 ASTR verelim demiştik. Sanırım olmayacak ama böyle buna benzer bir sürü etkinlikle karşınızda olacağız arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız katıldı, hatta burada Güven. Video izliyorsan kardeşim, sen dedin ki abi bize hiçbir şey çıkmıyor ya, 50 tane çekişe katıldık. Küçük de bir hediye olsun, videonun altına sen Volk'un cüzdan adresini yaz. Bir 20 Volk'un gönderiverelim sana. Gönül almaca, tabii çok bir şey değil ama ödül ödüldür diyerekten. Sana da bir ödül verelim. Çünkü bir tek o arkadaşımız sohbete katıldı. Evet. Piyasalara hemen bakıp bitiriverelim o zaman uygulamamız, şeyimizi, videomuzu. 15 dakikaya sığdık be. Bundan sonra 15 dakika arkadaş videomuz. Tamam. Değişime göre yüzde sırala deyip. En üstte AVM'imiz var. 48 beklediğimiz yerlerde, güzel. İstanbul borsası artıyor. Volkan hayvancımız bence artık durmak istiyor. Güzel, sterlini geç. Altını geç. Ethereum'u geç. Geç olan geç. GMT hayvancı. Sen ne geziyorsun lan orada? Bizim bir pozisyon vardı. Ne oldu oğlum o? Öyle kaldı. Habire şeyden yiyor. Neydir o? İşte kendi yiyor ya. Solan hayvancımız beklediğimiz yerde. BNB'miz 305'lerde. Bitcoin hayvancı da aşağı yukarıda. Yani yukarı çıkıyor, alttakiler gitmiyor. Aşağı iniyor, alttakiler iniyor. Biliyorsunuz eski günlerdeki gibi. Neyse dostlarım, 15 dakikaya sığdırdık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.